Merhaba arkadaşlar bu videoda maskülen enerjinizi artıran 3 alışkanlıktan bahsedeceğiz. Modern dünyada erkekler gitgide feminen olmaya başladı. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi konfor. Çünkü feminen enerji dediğimiz şey konfor ortamında yükselen bir şey. Yani kadınlar kendilerini konforda geliştirebiliyorlar. Ancak Erkekte bu durumun tam tersi. İngiltere'de yapılan bir araştırmada genç erkeklere kendilerini tamamıyla maskülen hissedip hissetmedikleri sorulmuş ve sadece yüzde iki buçu hissettiğini söylemiş. Ancak aynı soru 55-60 yaş üzerinde sorulduğu zaman bu cevap %56 çıkmış. Yani bu gösteriyor ki günümüz şartlarında erkeklerin maskülenliği gitgide azalıyor. Bir erkeğin daha az maskülen olması, duygusal olması anlamına gelir. Daha zayıf olması anlamına gelir. Rekabetçi huylarının azalması anlamına gelir. Fiziksel ve mental olarak zayıfladığı anlamına gelir. Ancak bunlara rağmen günümüzde erkeklere maskülenliğin kötü bir şey olduğu, toksik bir şey olduğu yansıtılmaya çalışılıyor. İnternet ortamındaki maskülenlik rol modellerinin banlanması bunun kanıtı. Her ne kadar gerçek çarpıtılırsa çarpıtılsın Kadınlar her zaman daha maskülen erkeklerle beraber olmak isteyecek. Yani toplumun size dayatmaya çalıştığı sahte değerleri kabul ederseniz erkekler zayıf olabilir gibi çok zor bir hayat yaşayacaksınız. Çünkü bu içgüdülerinizi reddetmek anlamına geliyor. Ben şu 10.000 takipçili kanalımla bile intihar etmekten vazgeçtim mesajları alıyorum. Bunu kendimle övünmek için söylemiyorum. Zaten daha az maskülen erkeklerin, daha duygusal erkeklerin, zayıf erkeklerin intihar oranları daha yüksek. Yani erkeklerin feminenleştirilmesi psikolojik rahatsızlıkları artırıyor. Ben burada buna karşı bir savaş veriyorum. Şimdi maskülen enerjinizi artıracak ilk alışkanlıktan bahsedelim. Bu rekabetçi olmak. Biz erkekler olarak istesek de istemesek de bu dünyanın içerisinde bir savaştayız. Ben bunu şu şekilde açıklamayı seviyorum. Üstün Erkeğin Yolu kitabında dünyanın kendisi dahil dünya üzerindeki bütün güzel şeylerin doğa gibi, müzik gibi, kadınlar gibi hepsinin feminen enerjiye sahip olduğunu söylüyor. Bir erkek bunlara karşı olan arzusunu reddettiği zaman bir utanç hissi yaşıyor. Ve aslında farkında olmasak da bunları elde etmek için diğer erkeklerle bir rekabet içerisindeyiz. Çünkü sen daha az çabaladığın zaman birisi onu senin yerine elde ediyor. Kendine bir hedef belirleyeceksin ve bu hedef doğrultusunda Aynı hedefe sahip diğer erkeklerle yarışacaksın. Bunda kötü bir şey yok. Bunu söylediğin zaman sanki kötü bir şey söylemişsin gibi davranıyorlar. Benim kimseyle yarışmaya ihtiyacım yok vesaire. Ama futbol takımı tutuyorsun mesela. Buradaki tek fark senin takımının kazanması için senin herhangi bir çaba göstermen gerekmiyor. Yani konfor zonuna kaçmış oluyorsun. Eski insanlar rekabet konusunda ne yapıyorlardı? Sürüleşip bölgelerini korumaya çalışıyorlardı. Daha sonra bu sürüler bir şekilde kabilelere dönüştü. Kabileler zaman içerisinde kendi aralarında savaşarak ülkeleri oluşturdular. Sonrasında da ülkeler kendi aralarında savaştılar. Peki bizim savaşımız ne? Hani Fight Club'da diyor ya biz tarihin ortanca çocuklarıyız diye. Bizim savaşımız ruhani bir savaş ve en büyük burhanımız hayatlarımız. Toplumun bize dayattığı sahte değerler yüzünden içgüdülerimizi kaybediyoruz. Bunun yüzünden hepimizin mental sağlığı berbat durumda. Bundan kurtulmanın tek yoluysa maskülenlik. İkinci bahsedeceğim alışkanlık ağırlık kaldırmak ve dövüş sporları. Belli bir süre ağırlık kaldıran insanlar bunu bilirler. Bir eşiği geçtiğiniz zaman gerçekten kendinizi çok iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Kilolu olan veya zayıf olan insanların kendiyle barışık olma adı altında hiç çaba göstermemelerine gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü eminim ki bu insanlar şansları olsa o anda vücutlarını değiştirirler. Kendi vücudunda barışık olmak demek Değiştiremeyeceğin genetik özellikleri kabullenmek ve sevmek demektir. Kilolu veya zayıfsan bunu değiştirmek için çabalamak demektir. Zaten nedense estetik ameliyatları en çok kendiyle barışık insanlarda görüyoruz. Vücudunuzun nasıl göründüğü önemlidir. Toplum size bunun tam tersini söylese de, yani dış görünüş önemli değil dese de, Bireysel olarak insanlar dış görünüşe önem verirler. Bir erkek iyi bir vücuda sahipse ve bulunduğu ortamda bunu fark edildiğini hissederse kendini özgüvensiz hissetmesi mümkün değildir. Dövüş sporları hakkında ise benim fikrim eskisine kıyasla tamamıyla değişti. Yani bunun çok gerekli bir şey olduğunu düşünmüyordum. Ama baktığımız zaman gerçekten dövüşmek bizim içimizde olan bir şey, içgüdülerimizde olan bir şey. Bir erkek dövüşmeyi bilmeli. Dövüşmeyi bilmese bile dövüşmek için bir cesareti olmalı. Çünkü bu konuda bir korkusu olan erkek her zaman hareketlerini ve söylediği şeyleri sınırlar. Aynı zamanda etrafındaki erkeklere yani bir açıdan sürüsüne güven vermez. Bu karşı cins açısından da çok önemli. Kadınlar kendilerini koruyabilen erkeklerle beraber olmak isterler. Kendilerinin yanında güvenli hissettikleri erkekle beraber olmak isterler. Bu konuda farklı fikirlere sahip olan kadınlar olabilir. Ama unutmayın ki Nasıl bizde her erkek yüksek maskülen enerjiye sahip olmuyorsa kadınlarda da her kadın yüksek feminen enerjiye sahip olmuyor. Bu yanlış bir şey değil. Çünkü bir kadın ne kadar feminense o kadar maskülen bir erkekle beraber olmak ister. Yani bir kadın çok feminen değilse onu koruyacak bir erkek istemiyor olabilir. Maskülenliğinizi artıracak üçüncü alışkanlığımız da güzel ve feminen kadınlarla iletişim halinde olmak. Günümüzde gerçekten erkeklerin büyük bir kısmı kadınlar konusunda kendini geri çekmiş durumda. Bunun en büyük sorumlusu sosyal medya. Çünkü günümüzde çok güzel olmayan kadınlar bile sosyal medya üzerinden çok fazla mesaj alıyorlar. Bunun sonucunda bu kadının kendini özel hissetmesi çok normal. Çünkü çok fazla seçeneği var. Daha iyi anlaşılması için bunu numaralandırarak anlatacağım. Lütfen kimse yanlış anlamasın. 10 üzerinden 5 olan kadınlar sosyal medya aracılığıyla 10 üzerinden 8 seviyesine gelebiliyorlar ve onun üzerinden 5 erkekler bu kadınlarla beraber olamamaya başlıyor. Bunun sonucunda 10 üzerinden 8 ve üstü erkekler bütün kadınlarla beraber oluyor. Maskülen olmayan erkeklerin en önemli ortak özelliği bahane bulmalarıdır. Çok parası olmayan erkeklere bakmıyorlar, kısa boyluysan bakmıyorlar, yakışıklı değilsen bakmıyorlar gibi bahaneler çok çabuk bir şekilde üremeye başlıyor. Halbuki eğer dikkatli gözlemlerse bu özelliklere sahip olmayan ve çok güzel kadınlarla beraber olan erkekler var. Kadınlarla iletişim bir erkeğin sahip olması gereken en önemli özelliklerden bir tanesi Etrafınızda güzel ve feminen kadınların olması sizin maskülen enerjinizi yükseltir, testosteron seviyenizi yükseltir. Benim kanalımda yorumlarda gördüğüm bu konuda kendini gerçekten çok fazla kandıran insan var. Bir şekilde kadınlara ihtiyaçları olmadığına ve onları istemediklerine kendilerini ikna etmişler. Buna rağmen hala nofep falan yapmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar böyle bir gayeniz yoksa kişisel gelişimle veya maskülenlikle vaktinizi harcamayın. Çünkü karşı cins olmadığı sürece yerinizde saymaya mahkumsunuz. Kendinize sürekli kılıçlar ve kalkanlar dövüyorsunuz ama bunları hiç kullanmıyorsunuz. Konfor zonunuzdan bir an önce çıkıp karşı cinsi iletişim kurmanız gerekiyor. Konforu reddet, maskülenliği yücelt. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.